Bu vatana göz diken, huzurumuzu kaçıran terör örgütü mensuplarına da Allah belalarını veriyor, verecek inşallah. Çünkü bu gidiş sağlıklı bir gidiş değil ama onların biliyorsunuz içinde oldukları bu girdap artık çıkılmaz bir noktada olduğu için canı pahasına onlara da mücadelelerini vermeye çalışıyorlar ama yapabilecekleri artık çok bir şey yok çünkü devletimiz son derece kararlı bir şekilde bu olay üzerine gidiyor. Çünkü bugüne kadar yapılanların çok üstünde bir mücadeleyle bu yapılıyor. Tabii bizim bölgemizde bu anlamda hassasiyet arz etmeye başladı. Çokça bize istihbari bilgiler geliyor. Bu sizi tedirgin etmek anlamına değil ama tedbir alalım diye söylüyorum. Biz olabildiğince dikkatli davranıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz ama iki tane grup buralarda sürtüyor. Bir tanesi geçenlerde biliyorsunuz Giresun Güce'de bir karakola taciz ateşinde bulunmuşlardı. Diğer grup kayıp çünkü tesis görüşmeleri yapmıyorlar. Fakat bir taraftan da Kandil'den onları tazikte bulunuyorlar. Hadi bir an önce bir eylem yapın, ses getirin eylemler diye. Onun için biz kamu görevlileri, vatandaşlar bu bölgede onlara fırsat vermeyeceğiz. Jandarma komutanına da, emniyet müdürüne de eğer bir takım vatandaşlardan duyum gelirse bunlar arazide çalışan vatandaşların görüntüsü bile olsa gidin, bizzat takip edin ve daha sonra da ilgili vatandaşa evet biz baktık ama fındık toplayan yahut da pancar çapalayan, kesen insanlar diye hem onları bilgilendirin hem de bunların olmadığıyla ilgili bilgi sahibi olalım diye söylüyorum. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz ama bir taraftan da şehit cenazelerinin gelmesini açıkçası hiç istemiyoruz. Çünkü biz biraz böyle düşmanla açıkça çarpıştıktan sonra şehitliği sanki daha arzuluyoruz.